Zuhal Müzik'ten herkese merhaba. Bugün Akai Rhythm Wolf davul makinesini birlikte inceleyeceğiz. Bu ürün, bu enstrüman Akai'nin Tomcat ve Rhythm Wolf analog serisinin bir parçası. Bir drum machine ama içerisinde bir kanalda bass synthesizer'ı mevcut. Çok hızlı bir şekilde ritimlerinizin hayat bulduğu bir enstrüman bu. Şimdi kısaca özelliklerine bakalım. Arka paneldeki bağlantılara bir göz atalım. Soldan itibaren güç switch'i, on-off tuşu, güç bağlantı kablosunun girişi ve USB bağlantısı var. USB üzerinden kullandığınız programla Ableton Live vesaire, Cubase her neyse, onunla MIDI alışverişi yapabiliyorlar bu kablo üzerinden. Yanında Kensington kilidi var. Şurada in-out gate trigger'ları görüyorsunuz. Bunlar analog cihazların bir arada konuşması için gerekli bağlantılar. Yani analog bir modülünüz varsa, başka bir analog synthesizer'ınız varsa genelde bu gate arayüzünü kullanıyoruz. MIDI ile birlikte. Hemen yanında da MIDI bağlantısı var, giriş ve çıkışı. Bu da aynı şekilde dijital synthesizer'lar, analog synthesizer'ların bazılarında oluyor tabii ki. Aralarında yeni bilgi alışverişi yapabilmeleri, beraber senkronize çalışmaları için gerekli. Hemen yanında da synth out, main out diye iki tane ses çıkışı var. Bunlar şöyle çalışıyor. Main out 1 bölü 4 TRS bir bağlantı. Ve bununla amfiye vesaire her yere bağlantı yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda kulaklık bağlantısı olarak da kullanabiliyorsunuz. Main out'tan synth out bağlantısına bir bağlantı yapılmamışsa bass synthesizer'ını da duyuyorsunuz. Hep beraber geliyorlar. Hemen onu bir görelim. Yani şöyle. Ama ben synth out'a bir bağlantı yapmış olsaydım main out'un içerisindeki bass kanalını devre dışı bırakacaktı. Ya bu da ne demek oluyor? Synth out'tan sadece synthesizer duyuyoruz. Yani sadece şunu. Hemen arayüzüne hızlıca bir bakalım. Sol köşede bir tane LED panelimiz var. Burada tempo değişikliklerini görebiliyorsunuz. Hemen altında tempo düğmesi var. Burada BPM değiştirebiliyorsunuz. Hemen onun yanında tap tempo tuşu var. Bu da taple BPM ayarlamanızı sağlıyor. Altında pattern select, tie, shift ve mute gibi yani shift ile de tuşların ikinci fonksiyonlarını devreye sokuyorsunuz. Mesela şu an hep beraber ritim çalıyor, duyuyoruz. Mute tuşuna bastığınız zaman bazı kanalları iptal edebiliyoruz. Mesela şimdi ben kick the snare'ı kapatacağım. Onları geri getiriyorum. Bunları canlı çalarken de yapabiliyoruz. Shift ve Mute'e birlikte bastığınız zaman bu sefer sola çalışıyorlar. Yani hangi kanalı sola istiyorsak, şu an kick'e bastım. Gibi ikinci özellikler devreye giriyor. Rhythm Wolf'u bu sağ panelin yani şey bu arayüzünün sağ alt tarafında sağ alt köşesine yakın Play Start bölümünden kontrol ediyoruz. Kendi fill özelliği var. Yani buraya bir atak atayabiliyorsunuz ritminiz bir atak yapsın diye. Bu da şöyle çalışıyor. Bir atak yaptı. Şimdi Rhythm Wolf'un bu enstrümanın teker teker elementlerine biraz göz atalım. Ben kanallara teker teker geçeceğim. İşte burada kick kanalı, snare, trumpet kanalı, perküsyon kanallarına bakacağız. Ve ne kadar esnek ses çeşitlemeleri yapabildiğini göreceğiz birlikte. Şimdi kick ile başlıyorum. Burada yazılmış bir sequencer var. Bir sekans var. Yani 16 adım da tekrar ediyor. Bunu çeşitleyebiliyoruz. Ben şimdi ritmi biraz değiştireceğim. Şimdi bu ritmi çalarken ben bu kick kanalı üzerinde bir takım tonlamalar, değişiklikler yapacağım ve ne kadar fark ettiğini hep beraber göreceğiz.
Tonlardan bahsederken Rhythm Wolf'un içerisindeki bu hall, yani uluma efektinle beraber göreceğiz. Bu bir distortion, kendine özel bir karakteri var ve sesleri şu şekilde etki ediyor. Agresif tonlar aradığımızda biraz hall'la oynamaya başlıyoruz. Şimdi diğer elemente geçiyorum. Snare, trumpet. Sadece onu dinleyeceğiz. Kick'le beraber dinleyelim. Akai Rhythm Wolf'un üzerindeki hazır bir ritimden yola çıkarak size teker teker bu elementleri duyurduk. Çok fazla parametre var ve bu parametrelerle oynadıkça kendi sesinizi, kendi sound'unuzu bulmaya başlıyorsunuz. Şimdi dilerseniz sıfırdan bir ritim yazalım ve ne kadar hızlı bir akış var onu birlikte görelim.
Rhythm Wolf'un bir başka özelliği, biz bu ritimleri bu aşağıdaki pattern sequencer'ı, step sequencer'ı kullanarak yapıyoruz. Ama aynı zamanda işte bir tane performans modu da var. Shift'e bastığımız zaman bu modu görebiliyoruz burada. Zaten yani kayıt modlarını burada görebiliyoruz. Record step, record performance, record off diyor. Şimdi ben performans moduna geçiyorum. Şu an bir tane ritim çalacak. Ben üzerine perküsyonu real time kaydedeceğim buradaki pad'leri kullanarak. Çalan loop üzerine kendim pad'leri kullanarak bir ritim daha yazdım. Rhythm Wolf yani Akai'yi çaldığım ritimleri hemen quantize ediyor. Quantize modları da burada var. Siz istediğiniz çaldığınız ölçüye göre o quantize oranını buradan seçip ona göre bir şey çalmanız gerekiyor. Yoksa biraz daha farklı yerlere koyabiliyor ritimleri. Biraz önce Rhythm Wolf'un özelliklerine teker teker bakmıştık, elementlerin özelliklerini. Şimdi biraz daha derine inelim. Ve her elementin üzerindeki parametreler ne işe yarıyor? Biraz onlara yakından bakalım. Birincisi kick drum. En üstteki parametre volüm parametresi. Ses seviyesini ayarlıyoruz. Hemen altında tune var. Tune da tonunu ayarlıyor. Notasını değiştiriyoruz. Atak parametresi kick'in ilk vurduğu o transient'ı belirgin hale getiriyor. Onu punchy ya da daha yumuşak hale getiriyor. Decay'de ne kadar sonra sönümleneceği. Snare drum'a geçiyorum. Aynı şekilde volüm parametresi. Tune parametresi. Trompete noise ekleyen noise parametresi, yani gürültü ekliyor. Ve yine kick'teki gibi decay yani sönümleme parametresi. Bu noise de işe yarıyor. Perküsyon, volüm, kapalı hi-hat, açık hi-hat. Ve bass synthesizer. Dalga formunu değiştiriyoruz. Filtre ayarları. Cutoff ve rezonans. Ve filtre envelope. Son olarak da decay. Bu videomuzda Akai Rhythm Wolf'un özelliklerine değinmeye çalıştık. Akai Rhythm Wolf, Timbre Wolf ve Tomcat'in de olduğu analog synthesizer ailesinin bir üyesi. Dolayısıyla çok çok farklı bir karakter sunuyor size prodüksiyonlarınız için. Daha da yakından, daha da derinden incelemek isterseniz bu enstrümanı gelip mağazalarımızda inceleyebilirsiniz. Seyrettiğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.